Hadi bir divanş yapalım. Dimash ne zaman bir şey yapsa ilk giriş cümlem her zaman çıldırmış oluyor. Ama öyle ya. Bakın şimdi mesela hiç ilk defa Dimash'ı dinleyen biri olsun burada. İlk defa Dimash'ı dinleyen var mı aranızda? Chat'te. Var mı? Emre selam. Var mı arkadaşlar? İlk defa Dimash dinleyecek olan ben. Bir kişi var. Daha var mı? Ben. Bir kişi daha var. Baran da geldi. Var. İlk defa. Şimdi ilk defa Dimash dinleyeceksiniz. Şimdi Dimash dinleme rehberi yapayım size. Gerçekten. Şimdi ilk defa Dimash dinleyecek olanlar öncelikle şöyle bir işle tanışacak. Ya Dimash kim? Sonra şunu yaşayacaklar. Ya bu adam ne yapıyor ya? Hani böyle ilginç sesler çıkarıyor diyecekler. Sonra şarkı ilerledikçe şu olacak. Bu adam ne yapıyor ya? En sonunda şöyle olacak. Bu adam ne yaptı ya? Buraya doğru dönüşen bir Dimash dinleme rehberi. Aşama aşama her şarkısında bunu sürekli size yansıtıyor. O nedenle Dimash benzersiz hayatını yaşayacak ilk aşamada. Şimdi bu kayıt canlı mı değil mi? Dimash üstüne mi okuyor? Ya da hani ne yapıyor? Onu çok iyi bilmiyorum. Yani belki altyapının üzerine okuyor ki genelde bir altyapının üzerine canlı okuyor Dimash benim dinlediğim şeylerde ama olmayabilir. Yine de dinleyeceğim. Bir kere böyle bir şey yapmanız için öncelikle çok sağlıklı bir sesiniz olması lazım. Yani her bu nefesi üflediğinizde şu bölgenizde böyle katarlar bir şeyler herhangi bunu çıkartmayı engelleyecek en ufak bir pürüz olmaması lazım ki bu dinleyenlere pürüzsüz gelsin. Yani en ufak yani atıyorum işte hayatınızın her aşamasına çoğunlukla dikkat ederek ve şanslı doğarak gerçekten şanslı doğarak sadece dikkat de etmez bunda. Burası tertemiz olacak. Yani en ufak pürüz yok. Durduğuna çok güzel. İlk defa adam gibi bir çekim yapan bir kamera gördüm. Vallahi bravo. Resmen ders gibi bakın. Sesin durduğu yer sizce nerede şu anda? Şu pozisyonda. Bu arada Dimash'ın burada diş. O kadar yan açı çekmiş ki her şey belli olmuş. Nerede ses şu anda? Mesela elmacık kemiklerine yaklaşmış gibi değil mi tamamen? Gösteriyordu zaten size tam nerede olduğunu. Ya şurada değil ses en azından belli. Sanki böyle çok tatlı şu bölgelere yerleştirmiş gibi duruyor değil mi? Buyurun. Tamamen diyaframla, nefese bastırarak bu ses çıkıyor. Ağzı hiç bozma. Baştan sona bir pasaj yaşıyorsunuz Dimash dinleme rehberi. Başlangıçta kim bu adam? Aa neler yapıyor? Ne yapıyor bu adam ya? Ne yapıyor bu adam ya? Ne yaptı bu adam ya? Böyle bir süreç oluşuyor sürekli. Her dinlediğinizden şey. Stranger'ı dinlemedim. Ben bu parçaları dinlememiştim. Sadece... Stranger'ı dinledik mi biz acaba ya? Bunlar stüdyo okumaları. Yani bu da bir hani katıldığı programda okuduğu bir versiyon gibi gözüküyor. Ama tabii uzun süredir düzgün konser de veremedi kimse ki bir canlı performansı kaydedebilsinler. Bir de o var yani. Daha yeni yeni açılan bir müzik dünyası. Ama Dimash'ın yeri her zaman çok özel ve çok farklı. Her yaptığı iş farklı. Müthiş bir balat tarafına. Bir tane hızlı şarkı yaptı. Arada rap falan da söyledi. Biz onu da analiz etmiştik hatırlıyorsanız. Ya Dimash dediğim gibi Türkiye'ye gelmesi gereken bir şarkıcı. Müthiş. Peki devam edelim.